Flash Medya kanalından herkese selamlar. Bugün Age of History 2'de Şampiyonlar Ligi senaryosuyla sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz üzere temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Ben de bunun Age of History 2'de senaryosunu hazırlamak istedim hocam. Şöyle giriş yapmamız gerekirse. Burada ilk sırada gördüğünüz gibi birinci sırayı Bayern Münih alıyor. İkinci sırada Manchester United var. Üçüncü sırada Kopenhag değil Galatasaray var hocam pardon. Dördüncü sırada da Kopenhag var. Kopenhag biraz sanki güçsüz oldu gibi ama yine de eyalet sayısı falan filan 12 hepsinde eşit. Yani bence olması gereken bu diyebilirim. Ayrıca en çok sınırı gördüğünüz gibi en güçlü devlet şu anda Bayern Münih ve en çok sınırı Galatasaray ile var. Ve Kopenhag'la sınırı da az. Kopenhag bu açıdan da avantajlı. O yüzden Kopenhag'ın da olması gerektiği şekil bu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın elinde İstanbul var. Tek avantajı bu olsa gerek. Münih'e baktığımızda Münih her açıdan ekonomi olarak da her açıdan nüfus. Yani ben bayağı geliştirdim. Manchester United'da ikinci sırada Galatasaray'a biraz yakın ekonomi anlamında, nüfus anlamında. Ama yine de Galatasaray'dan güçlü, mutluluğu falan yüksek. Teknoloji puanı bayağı yüksek. O yüzden biraz daha objektif olduğumu düşünüyorum bu konularda. Şimdi amblemlere bakmamız gerekirse ben kendi amblemlerini kullanmadım. Takımların kendi amblemlerini kullanmadım. Sadece benzetmeye çalıştım. Bayern Münih'te mesela Almanların sembolü olan tank var. Münih'in logosunda yer alan kırmızıyı tanka verdim. O amblemin arka tarafında yer alan mavi beyazlıklar var Münih'in logosunda. Ona mesela arka tarafına verdim. Burada kırmızı şeytanlara bakarsak burada bir mızrak kullandım. O şeytanın elindeki mızrağı kullandım. Ne derler ona hocam? Girebi bazı yörelerde girebi diye adlandırılıyormuş. Üçlü çatala benzeyen tahtadan yapılan alet. Buna da yer vermek istedim. Arka tarafta pek bir şey kullanmadım. Kırmızı şeytanların forma rengine benzer bir renk kullanabildim. Kopenhag'da biraz daha mavilikler fazla. Hem takım ambleminden kaynaklı. Ve bir aslan kullandım. Kopenhag'ın da hayvan olarak kullandığı sembol aslan. Buna Galatasaray'da yer vermeyi düşünüyordum ama Kopenhag devreye girince Galatasaray'a bir ay ve yıldız yakışır diye düşündüm. Sarı kırmızıyı da Galatasaray'a verdim. O yüzden böyle gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Biz tabii bunu izleyici modundan takip edeceğiz. Şöyle birazdan içeride de birkaç şeye değineceğiz. 6 saldırganlığı 400 yapalım. İzleyici modu değil mi hocam? Açık mı? Oyna diyelim. Şöyle hocam. United'da burada da mesela bir fazlalık tanıdık. 11 bin askeri birlikle başlıyor. 10 bin ile Münih başlıyor. 5 bin ile Kopenhag başlıyor. 6.500 de Galatasaray başlıyor. Ayrıca 9 bin parayla Münih başlıyor. Hazinede 9 bin var. 7.500 de United. 6 bin ile Galatasaray. 4.500 ile Kopenhag başlıyor. Başka da değinecek bir şey yok. Galatasaray'a başarılar diliyorum hocam. Şöyle başlattım. Umarım Münih bizi ilk hedef alacak. Yani ilk hedefinde biz olmayız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Haritadan ilk silinen devlet dördüncü takım. Yani dördüncü olacak. Daha sonraki üçüncü, daha sonra ikinci, daha sonra sona kalan da zaten birinci olacak. Evet şu anda United Kopenhag'a giriş yapmış bulunuyor. Kopenhag'a ele abi gönder. En kötü biz bir Avrupa'yı oynayalım. Evet şu anda Galatasaray'ın topraklarını genişletebileceğini düşünmüyorum. Evet bu kötü oldu. Bir bakalım. Bu arada bunu 2-3 defa deneyeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yapmayı düşünüyorum. Tabii bu videoya şöyle bir 150 like gelirse olabilir. Şöyle hocam biraz daha hızlandırdım. Galatasaray ve Münih sanki birbirlerine girecekler gibi. Münih tek de bizi yok edebilir. Gözüm şu anda biraz da United'ın Kopenhag'ı hemen yok etmesinde Münih'te girdi bize. Evet. Evet.
Güzel, fena değil. Fena değil. Şu anda evet, şöyle bir ilerletelim bakalım. United'la Münih birbirine girerken aradan 2-3 toprak alıp biraz daha sonumuzu geç getirsek daha iyi olur gibi. Birincilik zor ama evet. Birincilik zor ama ikincilik neden olmasın? Neden olmasın hocam? Evet, Galatasaray Münih'e mi girdi? Münih mi girdi bize? Evet, yapma. Yapma hocam. Biraz daha diren. Hadi United. Hadi kırmızı şeytanlar. Yok et. Münih'i yok et hadi. Hadi yaparsın sen. Evet, yine bir şeyler döndü orada. Yine yok olmadı. Yine yok olmadı. Elimizde İstanbul var. Elimizde İstanbul var. Daha avantajlı olmamız gerekiyor ama hala gördüğünüz gibi Münih ikinci sırada. Hadi abi. Hadi abi beraber girin. Olmadı hocam. Galatasaray 3. Avrupa'yı boyladık. Evet, ilk durumlara göre şu anda United 1. Münih 2. Ve Galatasaray 3. Kopenhag 4. Şimdi bir daha bir yapalım. Tekrardan giriş yapıyoruz. İlk sonuçlara göre olanlar bunlar hocam. İlk sonuçlar deyince aklıma hemen seçim geldi bak. İlk sonuçlara göre Erdoğan %59 önde götürüyor. Şimdi tekrardan bir girdik. Tekrardan bir başlattık. Bakalım. Galatasaray Kopenhag girse bence götürür. Kopenhag girmesi lazım. Kopenhag girmesi lazım. Evet, yine United Kopenhag girdi. Bakalım, ilerletiyorum. Bu defa nasıl bir sonuç bekliyor bizi acaba? Evet, şöyle ilerletiyoruz. Münih şu anda Kopenhag'dan bir parça aldı. Evet, 2-3 parça da aldı. Galatasaray çok durgun. Galatasaray çok durgun. Öyle giderse tabii o da evet, gördüğünüz gibi topraklarını kaybetti. Yine aynı sonuçlar hocam. Evet, yine aynı sonuçlar. Öyle ilerletiyorum hızlıca. Yani belki bu defa 4. bile bitirebiliriz. Çünkü Kopenhag bayağı kuytu köşede. Belki United girmeyebilir yani o taraflara. Girmezse yani Münih ilk bize girerse sıkıntı büyük. Mesela şu anda evet sanki düşündüğüm olacak gibi United çünkü çekildi. Evet, gördüğünüz gibi Galatasaray sonuncu tamamladı. Kopenhag bu defa bir şeyler yapabilecek mi acaba? Bir bakalım. Evet. Bak bak bak, Kopenhag oradan bir toprak parçası aldı ama geri yansımadı. Evet, şu anda Münih'i bitirebilirdi ya, gördün mü? Münih orada bitirebilirdi. Şu anda da mesela Galatasaray sonucu tamamladı. Evet. İkinci sonuçlara göre yine bir üst tura atamadık kendimizi. Evet, gördüğünüz gibi hocam Kopenhag. Bu defa Kopenhag ikinci, hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Kopenhag ikinci tamamladı yani. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Şöyle aslında daha da ilerletmeme bence gerek yok. Son bir kez daha deneyelim. Bir kez daha bir bakalım. Ondan önce tabi biraz daha ayarlarıyla oynayalım. Bu defa da şey çok güçlü oldu ya. United Münih'ten bile güçlü duruyor. Şöyle hocam. Teknoloji seviyesini bayağı yüksek yaptığımı düşünüyorum. 65 yeterli olur senin için. Ayrıca başlangıç parası, tamam, bunda sıkıntı yok. Nüfus Galatasaray'dan çok düşürdüm. Yani şurada biraz daha arttıralım abi. İstanbul'u en azından arttıralım. Şimdi tekrardan gidiyoruz. United yine ikinci. Yani pek değişen bir şey yok hocam bu arada. Hatta nüfus ekonomi olarak yine United güçlü.
Böyle yine izleyici modunda başlatacağız. İzleyici modunda başlatacağız. Haydi bismillah diyelim. Umarım bu defa devam edebiliriz. En kötü ikinci olabiliriz. Birinde üçüncü, birinde dördüncü tamamladık. Oğlum Galatasaray tarafsız devlet mi yaptık? Bu hal ne ya? İlerle abi. Evet, Münih Kopenhag'a girdi. Bu daha da kötü oldu. Evet, şöyle biraz daha hızlı ilerletiyorum bu turu. Abi şu an evet, United bari ikisini birden yok etti, en kötü ikinci tamamlarız ya. Hadi bakalım. Hala Galatasaray toprak kaybetmedi. United bayağı kaybetti. Kopenhag ilk elenen oldu bu defa. Orada bir an Galatasaray mı aldı, öyle bir şey mi oldu hocam? Karıştırdık galiba. Muhtemelen Münih aldı, topraklarına katamadı. United'dan alıp. Biraz daha ilerletiyoruz. Umarım Galatasaray ile United arasında bir kriz çıkmaz. Yani Münih arasında. United'a erkenden girerse iyi olur Münih. Zaten en kötü ikinciliği kabullenmişiz hocam. Amacımız birincilik değil. Kendimizi bir ileri atsak yeter. Evet, şöyle hala bir hareketlilik yok. Bir hareketlilik bekliyorum artık. Şöyle biraz daha ilerletiyorum. Evet, hala hareketlilik yok. İlginç. Saldırganlığı mı arttırmadık oğlum? Bu hal ne ya? Girin hadi birbirinize. Evet, bayağı Galatasaray'da ordu kasmaya devam ediyor. İstanbul'da bayağı bir ordusunu topladı. United'dan artık bir hareketlilik bekliyorum. O topraklarda bir hareketlilik şart. Evet, Galatasaray'la umarım şey birbirine girmez Münih. Girse de bence Münih tekte alamaz. Bakalım, biraz daha hızlandırıyorum abi. Evet, Münih şu anda girdi. Evet. Şu anda 3. sıraya düştük. Bakalım. Bu defa United'a yönelirse iyi olur. Umarım bize yönelmez Münih. Abi yapma şunu ya. Evet, yine 3.'üz. United zaten buradan toparlayamaz. Evet, bir türlü üst taraflara atamadık kendimizi. Muhtemelen de 3. tamamlayacağız. Yani bu grupta 2. olmamız biraz zor. İngiliz ekibi United'da yani güçlü bir takım. Münih'e karşı zaten puan almak mümkün değil. Umarım, bakalım hayırlısı olsun. Bu arada hocam, futbol adına birkaç konuşmamız gerekirse, ülke puanı olarak gerçekten tüm takımlarımız çok iyi ilerledi. Sadece Adana Demirspor Genk eleseydi o penaltılarda, Belhanda kaçırmasa, ülke puanı olarak da Belçika bir önümüzdeydi. Geçmek için bayağı iyi olurdu bizim için. Hem Genk gruplara kalmazdı. Adana Demir kalırdı onun yerine. Biz puan kasmaya devam ederken onlar devam edemeyebilirdi. Hani bir takımlarından mahrum kalacaklardı. O da olmadı. Sağlık olsun. Umarım tüm takımlarımız Avrupa'da gidebildiği yere kadar gidebilir. Umarım İyi şeyler olur bu sene. Beklenti yüksek. En kötü 3. tamamlayıp Galatasaray adına 3. tamamlayıp Avrupa'da bir şeyler yapabiliriz. Konferansta zaten Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de bayağı gideceğini düşünüyorum. Siz de bu futbol adına tahminlerinizi yazabilirsiniz. Bu dediğim gibi burada Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı da yapabilirim bu harita üzerinde. Bunun için de yorumlarda önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa dikkate alabilirim diyebilirim. Başka da diyecek pek bir şey yok sanırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.